herkese merhaba. Şimdi yapacağımız komboda önden, öndeki ayakla veya arkadan gelen ayakla low kick ya da middle kick vuruyoruz. Arkasından bir yumruk kombosu gireceğiz. Önden yaptığımız vuruş tamamen dikkat dağıtmak için. Yani yıkıcı bir darbe değil. Arkasından gelenler yıkıcı darbe. Adımlamalar gene çok önemli. Lütfen bunlara dikkat edin. Kanalda bir sürü daha önce yaptığımız kombolar var. Bunlardan bakmayı göstermeyi unutmayın. Şimdi hep beraber izleyelim. Evet, birinci olayımız nedir? Küçük bir makas attık, içten low kick'i vurduk. İçten low kick'i vururken diğer elim yüzümü kolluyor ve geriye doğru yatıyorum yumruk almamak için. Ayağı 45'e düşürdüm, cross vurdum. Yana doğru yarım ayak kaçarken hook'u vurdum. Bu hook rakibin gardını açmak için de olabilir. Ve arkasından cross'u vurdum. Bitirici darbe. Tekrar baştan anlatalım. Öndeki tekme middle kick de olabilir. Zaten bu yıkıcı bir tekme olmayacak. Dikkat dağıtın. Kick'i vurdum. 45'e düştüm. Cross. Yana bir ayak gelirken hook'la gardını açtım. Ve cross'u vurdum. Full speed yapalım. Geldim. Bu kombada da önemli olan ayaklarınızı koyduğunuz noktalar. Vuruşlar kadar önemli. Belki de daha önemli. Neden? Vurduğum birinci noktam, bunlara çok iyi çalışın. Rakibin 45'i. Cross'u vurdum. Cross'u vurduğumda ayağım nizami toparladım. Gardını açmak için yana doğru minik bir adımımı attım. Ve vuruşu aynı anda yaptım. Cross'u vurduğumda yine nizam bir şekilde döndüm. Ve işi bitirdim. Arkadaki ayakla yapılır mı? Yapılır. Buradan arkadaki ayakla gelirsin. Ayağı öne düşürürsün. Gerisi aynı hikaye. Yani öne low kick koy. Öndeki ayakla vur. Arkadan gelen ayakla vur. Olay değişmiyor. Her defasında bu komboyu... Bir dersimizin daha sonuna geldik. Sorularınızı ve yorumlarınızı videonun altına yapabilirsiniz. Dersi beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız beğenip paylaşabilirsiniz. Dövüş sanatları ile ilgiliyseniz kanalıma abone olabilir ve diğer sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.